basın temsilcileri, Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği olarak bölgemizi yok eden, bizleri de topraklarımızı da kanser eden Ergene Nehri'nin kirletilmesine ve kirletilmesine göz yumulmasına karşı yıllardır mücadele ediyoruz. Kesin çözümün kirliliğin kaynağında engellenmesi, yani tüm fabrikalarda atıkların ileri arıtmaya tabi tutulması gerektiğinin bilincinde olarak, nehri kirletenlere karşı devlet kurumlarının idari olarak etkin, idari tedbirler almasını, kirletenlerin yargılanmasını savunuyoruz. Verilen sözlere, vaatlere rağmen hiçbir siyasi iktidarca çözülemeyen Ergene Nehri kirliliğine karşı bir umut olarak sunulan Çakmak Barajı ve Meriç Ergene İletim Kanalı devletin resmi belgelerinde hizmete alınmış ve fiilen bitmiş göründüğü halde neden tarımsal sulamaya başlanmadığının açıklaması yoktur. Yine bir çeltik üretim sezonu başındayız. Yıllar önce biten baraj ve iletim kanalından neden Ergene Nehri'ne su bırakılmıyor? T1 pompa istasyonundan Meriç Nehir suyu hem barajın dibine hem de Ergene Nehri'ne neden pompalanmıyor? Yıllar önce biten bu tesisler tarımsal sulama için hizmet vermeyecek ise Çakmak Barajı bölgemizin nasıl hayat kaynağı olacak? Ergene Nehri kirliliği çözülmekten öte her tür siyasete malzeme olmaktan kurtulamadığı gibi polemiklere kurban edilmek istenmektedir. Oysa ortada bir gerçek var. Yıllar önce biten bir baraj ve iletim kanalı ve hala su bırakılmayan Ergene Nehri. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayınlanan bir haberde 20.10.2014 tarihinde DSİ 14. İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde Ergene Havzası toplantısı yapıldığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Lütfi Akça'nın başkanlık ettiği toplantıya Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erdemir, Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya, Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kınacı, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Alişan Koyuncu, DSİ 11. Bölge Müdürü Adil Sabancı, MİMKO Mühendislik İmalat Müşavirlik Anonim Şirketi başta olmak üzere özel sektör ve OSB temsilcileri katıldığı belirtiliyor. DSİ'nin resmi sitesinde yazılanlara aynen aktarıyoruz. Toplantıda ilk olarak MİMKO'dan Mühendis Hüseyin Karışan tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Mühendis Hüseyin Karışan sunumunda projenin paydaşları hakkında bilgi vererek bu projeden yararlanacak OSB'leri batıdan doğuya doğru Ergene 1 OSB'den başlayıp Ergene 2, Çorlu Deri OSB, Velimeşe OSB, Veliköy OSB, Yalıboyu OSB, Karaağaç OSB, Çerkezköy OSB, Türk Gücü OSB ve Muratlı OSB olarak sıraladı. Mühendis Hüseyin Karışan bölgedeki OSB'leri tanıttıktan sonra projenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü kontrolünde MİMKO tarafından yürütüldüğünü ifade ederek en fazla yoğunluğun Çerkezköy OSB'de, en az yoğunluğun da Karaağaç ve Yalıboyu OSB'de olduğunu söyledi. Mühendis Hüseyin Karışan sunumunda OSB'lerin istihdam kapasitesi, doluluk oranları, su ihtiyaçları ve OSB'lerde kullanılacak su kaynakları hakkında bilgi verdi. OSB'lerde kullanılacak su kaynaklarının iki tane olduğunu belirten Mühendis Hüseyin Karışan, bunların Meriç Nehri'nden alınan Çakmak Barajı'ndaki ve Tunca Nehri'nden alınan Süloğlu Barajı'ndaki suyun olduğunu söyledi. Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği, çevre ve su konusunda halkın katılımı ilkesini savunan, gerçeklerin halka üreticilere anlatılması gerekliliğine inanan yaşam savunucusu bir kuruluştur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Ergene Acil Eylem Planı çerçevesinde kurduğu, Tekirdağ Valiliği'nin kuruculuğunu yaptığı, Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarjı AŞ Genel Müdürü Mehmet Ceyhan, 13.10.2015 tarihinde yaptığı sunumda aynen şunları söylemiştir. Meriç Nehri'nin Temmuz-Ağustos aylarında en düşük debisi 30-40 metreküp saniye olup bu miktar nehrin mansap su hakkı olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Temmuz ve Ağustos ayları su ihtiyacı kış aylarında Meriç Nehri'nden Çakmak ve Büyük Mandıra barajlarına terfi edilen 38 milyon metreküp sudan karşılanacaktır. Depolamalar sayesinde OSB'lerin 7.2 metreküp saniyelik
su ihtiyacı sürekli olarak karşılanacaktır. Görüldüğü üzere sadece Çakmak Barajı ve Meriç Ergin'e iletim kanalı değil, Büyük Mandıra Barajı ve Süloğlu Barajı, Tunca Nehri de organize sanayi bölgelerine su temini projesi kapsamındadır. Bu proje Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifine aykırıdır. Direktif karar vericilerin su tahsisinde dikkate alınması gereken bir öncelik sırası geliştirmiştir. Bu çerçevede içme ve kullanma suyu, tarım, enerji, sanayi suyu, ticaret, turizm sektörler sıralanmaktadır. Tarımsal sulamanın direktife göre sanayi suyundan önceliği bulunmaktadır. Bu barajlar çiftçiye, tarıma tahsis edilmişlerdir. Bölgemize, tarımımıza, çiftçilerimize hayat verecek tarımsal sulama kaynaklarımıza, ziraat odaları, çeltik üreticileri birlikleri, kooperatifler, tarımsal birlikler sahip çıkmalıdırlar. Basına ve kamuoyuna saygıyla sunarız. Uzun